Evet. Başkan o zaman yok. Katmanı mı geliyor? Burayı ne yiyorsun? Ha? Burayı ne yiyorsun? Ben burada kalıyorum. Değerli basın mensupları, Türk sporunun en seçkin ve köklü kulübü Galatasaray, tekstil sektörünün lideri Yunsay ile yeni bir sponsorluk anlaşmasına imza atıyor. Erkek futbol ağ takım sağ kol sponsorluğunu içeren anlaşmamızın imza törenine hepiniz hoş geldiniz. Bugün başkanımız Sayın Dursun Aydın Özbek ve Yunsay Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mustafa Sürmegöz bizlerle birlikte. İlk olarak tanıtım videomuzu izleyeceğiz. Bugün Galatasaray Spor Kulübü olarak Yunsa ile yaptığımız sponsorluk anlaşmasının imza töreni için bir aradayız. Yunsa, futbol takımımızın bu sezon oynayacağı maçlarda formalarımızın sağ kolunda yerini alacaktır. Kendilerine bu anlaşma için teşekkürlerimi sunuyorum. Yunsa, hepimizin bildiği gibi tekstil sektörünün lider firması. Galatasaray gibi her zaman liderliği oynamış bir dünya markasının Yunsa markasıyla yan yana gelmesinin çok değerli olduğunu düşünüyorum. Bizimle aynı hayallere ve aynı vizyona sahip markalarla zafer yolculuğumuza devam edeceğiz değerli arkadaşlar. Ben bu anlaşma için Sayın Mustafa Sürmegöz şahsında tüm Yunsa ekibine teşekkürlerimi sunuyorum. Bizim dönemimize isabet eden yapılandırma anlaşmasının şartları içinde şu var. Yapılandırmaya girmiş borcumuzun ödenmesi için Galatasaray Spor Kulübü gelirlerinin %50'sini Bankalar Birliği konsorsiyumuna vermek zorunda. Diğer geriye kalan %50'siyle kulübü yönetmek ve şampiyonluk yürüyüşünü sürdürmek zorunda. Dolayısıyla Galatasaray'ın bu yürüyüşe devam etmesi için gereken fonu yaratması için ihtiyacı olan rakamın iki misli kadar bir gelir yaratmak zorundadır. Bunun için de en büyük desteğimiz sponsorluklar. Çünkü bildiğiniz gibi naklen yayın gelirleri çok aşağılarda, yani başlangıç noktasının çok altına gelmiş durumda. O itibarla sponsorlarımıza ben buradan büyük bir teşekkür gönderiyorum. Bu konuda çalışan yönetim kurulu arkadaşlarıma ve çalışanlarıma büyük bir teşekkür gönderiyorum. Son derece başarılı bir sponsorluk dönemi geçiriyoruz. Sizin de ifade ettiğiniz gibi sene sonuna doğru yaklaşık 50 milyon euro mertebesine ulaşacak bu sponsorluk gelirleri sayesinde Galatasaray hem Bankalar Birliği ile yaptığı yapılandırma anlaşmasının gereği olarak onların payını ödemekte hem de sadece futbolda değil diğer amatör şubelerde de Galatasaray'ı hak ettiği şekilde temsil etmek için gereken fonu yaratmaktadır. Demin de ifade ettim. 6. ayın sonuna geldiğimizde bütün ödemelerimizi yapmış ve şampiyonluk için gereken enerjiyi de toplamış durumdayız. Ülkemizin en seçkin kulüplerinden Galatasaray ile Yunsa sponsorluğunun imza töreninde sizlerle bir arada olmaktan mutluluk duyuyor. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz. Bugün Yunsa olarak ve Galatasaray Spor Kulübü'nün eski bir kongre üyesi olarak ülkemizi Avrupa'da daha da büyük başarıları taşıyacağına yürekten inandığım Galatasaray futbol takımımıza sponsor olmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Değerli basın mensupları, Yunsa yünlü dokuma kumaş sektöründe Avrupa'da tek çatı altındaki en büyük üretici konumundadır. Dünyada ise ilk 5'te yer almaktadır. Hedefi 2030 yılında yünlü dokuma kumaş sektöründe dünyada lider olmaktır. Galatasaray futbol takımımızın hedefleri de Yunsa'dan farklı değil. UEFA kupasını ülkemize kazandıran Galatasaray'ımızın bu senede aynı başarıyı göstereceğine olan inancım tamdır. Böyle somut hedeflerin hem iş dünyasında hem de spor ve sanatta ülkemizi
çok daha aydınlık bir geleceğe taşımak için son derece önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu düşünüyorum. Bu açıdan Yunus olarak işbirliğimizin önümüzdeki yıllarda da devam etmesini temenni ediyorum. Sözlerimi noktalarken bu değerli birlikteliğin hayata geçmesindeki kıymetli katkılarından dolayı başta Başkanımız Sayın Dursun Aydın Özbek olmak üzere Metin Bey'e, Nihat Bey'e, Başar Bey'e, Galatasaray'ın tüm yöneticilerine, çalışanlarına ve duyulduğu günler itibaren destekleriyle bizi onurlandıran taraftarımıza, Yunsa'daki tüm çalışma arkadaşlarıma ve katılımlarımızdan dolayı siz değerli basın mensuplarına şükranlarımı sunuyor. İşbirliğimizin bir kez daha Galatasaray'a ve Yunsa'ya hayırlı olmasını diliyorum. Mensupları, şimdi imza törenimize geçiyoruz. Forma takdimimiz olacak. Formayı da sahneye alalım lütfen. Tekrar hayırlı olmasını diliyorum. Günün hatırasını. Değerli basın mensupları, sevgili Galatasaraylılar. Dün akşam kendi sahamızda oynadığımız maçı kazandık, yolumuza devam ediyoruz. Maçta verilen hakem kararlarını tüm spor kamuoyu ve sizler de izlediniz. Ligin ilk günden beri devam eden ciddi bir standartsızlık söz konusu. Ne yapmaya çalıştıklarını görüyoruz ve buradan net bir şekilde söylüyoruz. Bu böyle devam edemez, etmeyecektir. Geçen günlerde yaptığımız basın toplantısında da ifade etmiştim. Galatasaray bugün organize bir kötülükle karşı karşıyadır. Bunların tek amacı Galatasaray'ın zafer yürüyüşüne engel olmaktır. Bizi durdurmak için akıldan, adaletten yoksun her türlü hareketi yaptıklarını görüyoruz ve bunların hiçbirisine de şaşırmıyoruz. Biz birlik ve beraberliğimizi koruduğumuz ve kenetlendiğimiz sürece bunlar beyhude çabalardır. Ben Galatasaray Kulübü Başkanı olarak bazı kulüp başkanlarının yaptığı gibi kafama göre, rüzgara göre yelken açmam. Doğru bildiğimden şaşmam. Değerli basın mensupları, bizim kıblemiz bellidir ve öyle kalmaya da devam edecektir. Ama gerektiğinde herkesi anladığı dilden konuşmayı da bilirim. Yani elma demesini de, alma demesini de bilirim değerli basın mensupları. Sadece şunu söylemek istiyorum. Bunlar son çırpınışlar. Haksızlığı hak kabul edenler yıllardır devam eden başarısızlıkların da sonuna geldiler. Ben buradan MHK'ye ve federasyon yetkililerine sesleniyorum ve onları uyarıyorum. Değerli basın mensupları, şampiyonluk bir emeklilik ikramiyesi değildir. Türk futbolunda emekli olmayı planlayanlar size sempatik gelebilir. Bırakın, sene sonunda sessiz sedasız kenarlarına çekilsinler. Bizim sahada adalet arayışımıza kimsenin gölge düşürmesine izin vermeyin. Hepimizin malumu sponsorluk lansmanlarında bu tip konulara girmeyi tercih etmiyorum. Ancak ne yazık
Haftalardır süren gelen gelişmeler beni buna mecbur etmiştir. Bizim kıblemiz belli. Biz günlük gelişmelere bağlı olarak, esen rüzgara bağlı olarak yelken açmayız. Bizim doğrularımız bellidir. Haktan, adaletten yana her zaman duruşumuzu aynı şekilde ifade ediyoruz ve bütün kamuoyuna da bunu böyle şey yapıyoruz. Şimdi ne değişti o zaman? Yani bu sorunun muhatabı aslında Fenerbahçe Spor Kulübü'nün başkanı. Bir gün diyorsun ki ben masaya oturmam. Ertesi gün diyorsun ki gel şunu yapalım, bunu yapalım. Şimdi biz ligin başladığı birinci günden itibaren konuşmamın içinde de var. Yani sadece Galatasaray için değil. Genelde standart dışı uygulamalarla karşı karşıya lig. Ve lig başladığından beri özellikle Galatasaray üzerinde baktığınız zaman Galatasaray'a yapılan uygulamalar herhangi bir standardın içine girmiyor. Bu çok net. Dün akşam bu zirveye çıktı. Bir golün iptal edilmesi olayıyla, golümüzün iptal edilmesi olayıyla bu zirveye çıkmıştır. Şimdi biz iki şeye çok dikkat ediyoruz. Bir, Galatasaray Spor Kulübü'nün kenetlenmesi halinde bütün bu kirli oyunlar, bu tip uygulamalar sonuçsuz kalacaktır. Biz önce hem taraftarlarımızdan hem de camiamızdan bu kenetlenmenin, tek yumruk olmanın devam etmesi yönünde çağrıda bulunuyoruz. Geçen sene bunu ispatladık. Geçen sene aynı uygulamalar devredeydi. Yani bizden hiç beklenmeyen bir performans sergilemiştik. 13.lükten şampiyonluğa giden çok zor ve zahmetli bir yolda başarılı olduk. Bu sene biraz daha tedbirli davranıyorlar. Ligin birinci günden itibaren standart dışı uygulamalarla Galatasaray'ın bu şampiyonluğa yürüyüşünü, zafer yürüyüşünü durdurmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Bunların hiçbirisinin başarılı olacağını düşünmüyorum. Tek yapmamız gereken camianın birlikteliği, beraberliği bütün bu çabaları boşa çıkaracaktır. Bunu her gün, her yerde ifade ediyorum. Camiamız da bu kenetlenmeyi göstermektedir. Bu kenetlenme sadece sportif başarılar için değil, aynı zamanda Galatasaray'ın finansal yapısının düzelmesi ve hedeflediği noktalara ulaşması için de çok son derece gereklidir. Galatasaray'ı yıpratmak için, Galatasaray'ı bu zafer yürüyüşünden alıkoymak için, algı yaratmanın peşindeler. Bildiğiniz gibi Süper Lig'de Galatasaray'ın finansal yapısıyla ilgilenen tek kulüp Galatasaray. Ve son derece net söylüyorum, son derece açık bir şekilde ifade ediyorum. Bu algı yaratmadan başka, yani Galatasaray'ı yıpratmak için algı yaratmadan başka bir şey değil. Biz geçtiğimiz günler itibariyle Galatasaray Spor Kulübü olarak finansal açıdan hiçbir sorunumuz yok. Bir, amatör şubeler dahil. Aralık sonu itibariyle ödenmesi gereken futbolcu maaşları, sporcu maaşları, prim, transfer ücretlerinde günü gelen ödemelerin yapılması açısından hiçbir sorun yaşamadık. Hepsini tek 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 ödedik. Bu son derece net. İsteyen federasyondan, isteyen kulüpten bunun böyle olduğunu öğrenebilir. Bizden bu manada bilgi aktarılmasını isteyebilir. Peki niye böyle bir şeye tevessül ediyorlar? Ve bu manada konuşulan tek kulüp Galatasaray. Ligde 20 tane kulüp var. Ama Galatasaray'ın bu algı yaratmak suretiyle bir şekilde yıpratmaya çalıştıkları son derece sarih. Biz bunların hiçbirisine pabuç bırakmayız.
Ben ve arkadaşlarım bu kulübü bu manada bir gün bile temerrüde düşürmeyiz. Bir gün bile ödemelerimizi gecikmesine fırsat vermeyiz. Bunu herkes böyle bilsin. Bugün itibariyle futbol takımındaki eksikliklerimizi biliyoruz. Ve bu eksiklikleri tamamlamak için de çalışmalarımız şu anda devam ediyor. Kabul edeceksiniz ki biz buradan sizin sorunuzda ifade ettiğiniz gibi isimler üzerinde konuşulduğu zaman bu Galatasaray'ın faydasına olmaz. Onun için biraz sabrederseniz kısa bir sürede bu konularla ilgili yaptığımız çalışmalarla ilgili sizleri bilgilendireceğiz. Arkadaşlarım bu konuda çalışmalarına devam ediyor.